Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 3 konu üzerinde kısa kısa özet bilgiler vereceğim. Bu kanalı açtığımda beni fazla kişinin seyretmeyeceğini tahmin ediyordum. Çünkü neden? Ben teknik bilgiler anlatıyorum. Teknik bilgileri paylaşıyorum. Şov yapmıyorum. İşte balık avları göstermiyorum. İşte ne bileyim sahteler şunlar bunlar bir şeyleri abartmıyorum. Teknik olarak teknik konuları anlatıyorum. Çoğu kişiyi de bu konular sıkar zaten. Onun için hani ben YouTube'dan hiçbir zaman, kanalımdan hiçbir zaman işte beni çok kişi seyretsin, YouTube'dan para kazanayım, işte abonelerim çok olsun, işte ne derler ona takipçi kasmak filan böyle değişik deyimler var. Tabii benim yani öyle bir amacım çıkarım vesaire olmadı. Ama gerçekten şu anda çok da mutluyum kanalımdan. Şöyle mutluyum. 2830 küsür bir abonem olmuş. Yani ben abonem takipçim demek istemiyorum aslında. Hobidaşlarım diyorum. Çünkü beni bütün herkes seyretmez. Başta da söylediğim gibi. Benim konularım biraz sıkıcı gelebilir insanlara. Ama çok detaylı konular vardır. Çok önemli bilgiler vardır. Ben de zaten bu videoları hani insanlar nasıl makineler kullanıyor, ne almalı, ona göre karar versin diye aslında çekiyorum ama tabii bütün detaylarını da anlatmıyorum. Çünkü etik olacak durumlar var, olmayacak durumlar var. Onun için o detaylara girmek istemiyorum. Çünkü herkes seyredebilir. Yani her türlü yoruma da açığız ama tabii beşeri münasebetler statüsünde. Yani kalkıp da orada hakarette, küfürdü vesaire böyle şeylere de açık değiliz yani. Kimseye hani terbiyesizlik yapılmasına da açık değildir bu yorumlar. Tabii ki böyle olduğu zaman da ne oluyor işte? bizim seyredenimiz mi, sevenimiz mi değil az oluyor. Şimdi bir format değişikliğine gitmeyi düşünüyorum. Gerçi format değişikliğine gitmeyeceğim de. Yani şimdi katıl butonu diye bir olay var. Şimdi burada katıl butonunu açmayı düşünüyorum. Katıl butonunu açarak aslında daha detaylı bilgiler vereceğim. Bunu da bu bilgileri öğrenmek isteyen insanlara, hobidaşlarıma vermek istiyorum. Yani böyle herkese açık olduğu zaman da işte ister istemez üzücü aradan farklı düşünceli arkadaşlarımız da çıkabiliyor. Onlar da üzücü konulara insanları çekiyor. Tatsız şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü hani bilgiyi öğrenmek istemiyorlar. Ortalığı karıştırmak istiyorlar. O amaçtan dolayı zaten tatsız şeyler ortaya çıkıyor. Gerçi ben hemen engelliyorum. Hani şimdi banlama falan diyorlar şimdi gençler. Ben engelliyorum. Tatsız şeyler istemiyorum. Onun için çok trollemeler oluyor. Hani trole vuruyoruz. Yani bilgiyi net bir şekilde anlatamıyorum. O yüzden de bir katıl butonu açacağım. Bu katıl butonunda yani detaylı bilgiler vereceğim. Güzel videolar, daha detaylı videolar çekeceğim. Canlı yayınlar yapacağım. Birebir hani bu canlı yayınlarda. Vallahi şimdi aklımda şu var. Yani birebir bu canlı yayınları böyle 2 haftada bir yapmayı düşünüyorum. Ve birebir hani sorularınıza elimden geldiği kadar bilgim dahilinde cevaplandırmaya çalışacağım. Ve orada da işte hatta muhabbet filan da yaparız. Yani tabii ki katıl butonu içerisinde olacağı için bunlar. Yani trollemelerle uğraşmak istemiyorum kısacası arkadaşlarım. Anladınız siz onu. Güzel işte makine tavsiyeleri yapacağım. Şimdi mesela şu anda normalde neden yapmıyorum? Yine nereye geliyoruz? Trollemelere geliyoruz. Ondan sonra işte sen ocusun, bucusun. İşte yani ne oluyor? Şu markayı hep söylüyorsun. Ondan işte para mı alıyorsun? Onun işte ne bileyim reklamını mı yapıyorsun? Gibi gibi böyle saçma şeyler çıkıyor. Hayır, ben hiçbir markaya bağımlı değilim. Hiçbir markaya bağımlı olmadığım için zaten net bilgiler vermek istiyorum ve katıl butonu açmak istiyorum. Çünkü beni yanlış anlayacak bir dünya insan olacağını tahmin ediyorum. Bilgiyi öğrenmeniz açısından
detaylı bilgiler vereceğim ve sizlerin zarar görmemesini istediğim için de güzel makine tavsiyeleri, hani uygulamalı iç detaylarını gösterip de neden bu makineyi tavsiye ediyorsun diyen hobidaşlarıma bile işte nedeniyle anlatacağım, göstereceğim. Tabii kafasına yatan alır, almaz. Veyahut da işte ne bileyim bizi seven ne derler ona, katılır, üye olur. Olmaz. Ama 3 kademeli, 3 şıklı bir katıl butonu açmayı düşünüyorum. Birinci konumuz buydu hobidaşlarım. İkinci konumuz ise, biliyorsunuz web sistemi açtım. Ya tabii ki çoğu kişi bilmiyor ama onun için aslında bir nebze bu videoyu çekiyorum. Bu konuya da değinmek istedim. Çünkü yoğun olduğum için web sistemi de tanıtamamıştım. Çoğu kişi de bilmiyor. Yani bu web sitesini ben neden açtım? Sürekli bana mesaj atıyorlar, arıyorlar. Abim nereden işte Nexo oyunu alacağız, nasıl ulaşacağız? İşte hesap numaranı ver, şöyle oldu, böyle oldu. Onun için aslında ben web sitesini açtım. Bir de sürekli, abi bu özelliği nedir bu yağların? İşte sıvı yağ mı alalım, işte gres yağ mı alalım? Bunların hepsinin özelliklerini her zaman elinizin altında olsun diye hobidaşlarım bir web sitesi açtım. İsteyenler tabii ki oradan sipariş de verebiliyorlar. Upgrade kitleri, biliyorsunuz ben upgrade'ler yapıyorum. Onları filan hepsini yükledim. İşte upgrade'li makineler bile yükledim. Daha da geliştireceğiz inşallah. Şimdi web sistemi kısaca özet olarak bir sizlere aktarmak istiyorum. Onu size göstereyim. Evet arkadaşlarım, web sistemi de sade bir şekilde oluşturdum, kurdum, bunu açtım. Tabii uzun süre oldu aslında bu web sitesini açalı ama çok yoğun olduğumdan dolayı bir türlü bunu da sizlere aktaramadım, tanıtamadım. Şimdi bu web sitesini niçin kurdum, ne amaçla kurdum? Sizlere daha hızlı ulaşabilmek, daha net bilgiler verebilmek, elimde olan ürünlerin ne olduğunu, bilgilerini, açıklamalarını hepsini buraya aktarmaya çalıştım. Hani daha hızlı pratik bilgiye ulaşmak amacıyla aslında bu web sitesini kurdum. Tabii geliştireceğim inşallah. Fırsat buldukça, zaman buldukça bunun web sitesinin de üzerine düşüyorum. Sade bir web sitesi hobidaşlarım. Ana sayfamız bu şekilde. Yani Nexo yağlarım gördüğünüz gibi üzerine bastığınız zaman hemen detaylı bilgileri karşınıza çıkmaktadır. Bununla ilgili olan videolar da altında bulunmaktadır. Seyredebilirsiniz. İsteyenler okuyabilir. Aynı şekilde bakın diğerinde de üzerine tıkladığınız zaman hemen açıklamaları, özellikleri, ilgili videoları karşınıza çıkmaktadır. İşte gres yağları oluşturdum, ürettim. Bunlarla bayağı uğraştım. Şu hele hele şu çok önemli. Saltwater kılavuz Rulman yağı. Üzerine tıkladığınız zaman yine bakın işte bütün bilgileri, açıklamaları ve videosu altında vardır. Bir hobidaşımız da yorum yapmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Bir ilk yorumumuz yapılmış. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Hemen bir bakalım bakalım neymiş? Kim yapmış yorumu? Gözüküyor mu? Evet. Ayhan Bey yapmış. Ürünü 12.03.24 tarihinde satın aldım. Ürün çok başarılı. Makinesi olan herkesin bakım için çantasında bulundurması faydalı olur. Bilmeseniz de bilen arkadaşınıza yaptırırsınız diye bir paylaşım yapmış. Çok teşekkür ederiz kendisine. 5 yıldız vermiş. Yani ben tabii ki her zaman söylüyorum. Kendi ürünlerimi ne kadar översem öveyim. Asıl önemli olan kullanıcıların yorumları, sizlerin tecrübeleriniz burada çok önemli. Olta makinesi tamirleri ile ilgili bakın burada bir galeri hazırladım. Yaptığım işlemlerden ufak kesitler sizlere aktarmaya çalıştım. Tabii bunlar devam edecek. Yani aslında bende çok fotoğraf var ama şimdi örnek olsun. Siz de hani boş bir sayfayla karşılaşmayın diye böyle resimler yükledim. Şimdi bakın bakımlarla ilgili galeri hazırladım. Bakın bakımları yaparken çektiğim fotoğraflar, iç detayları hepsini paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki yine burada da aynı şekilde güzel fotoğraflar eklenecektir illaki. Ana sayfaya bastığımız zaman zaten direkt logomuz olan Nexo'nun logosu olan biper balığımız ve işte gördüğünüz gibi upgrade'ler, yedek parçalarının olduğunu, teknik servisinin verildiği ve
Nexo'yu set olarak alındığında %15'lik bir kampanyamızı belirtmişim. Evet, bazen işte böyle bu tür kampanyalar elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım arkadaşlarım. Yani burada çerez politikamız, gizlilik vesaire, iade değişim, mesafe satış sözleşmemiz, ana sayfa, hesabım, iletişim bilgileri vesaire hepsi burada mevcuttur hobidaşlarım. Tabii ki zaman geçtikçe, fırsat buldukça işte söylediğim gibi web sitemizi de iyileştireceğiz. Sloganımız hemen sol üst köşemizde de yazmaktadır. En iyi makine bakımı yapılandır hobidaşlarım. Şimdi bakın burada Nexoil işte sıvı yağlarımız, Nexoil gres yağlarımız. Mesela burada hemen girdiniz. Dişli gres yağımız. Direkt sepete de ekleyebiliyorsunuz. Açıklamalarını görmek için üzerine tıkladığınız zaman yine burada özellikleri ve ilgili videosu mevcut. Aynı şekilde rulmanlarda da mesela Japon menşeli rulmanlara girdiniz. Fiyatları, ölçüleri, üretim yeri hepsi burada belirtilmiştir. Buradan istediğiniz size gereken ölçülerde rulmanlara ulaşabilirsiniz. Siparişlerini verebilirsiniz. Aynı şekilde yine Kora menşeli rulmanlarımız gördüğünüz gibi mevcut. Tabii fiyatları da ona göre değişiyor. Aksesuar olarak şu anda herhangi bir şey yok. İnşallah onlar da geldiği zaman yükleyeceğim. Zaten burada Daiwa özel olarak MQ kasalar için yaptırdığım anahtarlar filan mevcut olacak. Bu çok önemlidir. Yani Daiwa MQ kasalarda kendisi bakım yapmak isteyen hobidaşlarım bu anahtarı mecburen almak zorundadır. Çok önemli bir anahtardır yani. Makinasına göre büyüklükte ölçüdeki şeyi anahtarı almak zorundadır. Evet, burada işte upgrade kitlerimiz, Shimano rulman kitleri mesela, işte FX makinalar için, Speros makinalar için, Stradic makinalar için, yani burada çeşit çeşit Ultegra, bunlar hazır kitlerdir hobidaşlarım. Mesela atıyorum Ultegra FC bir 2500'lük makinanız var. Bunu 9 artı 1'e kendiniz yükseltmek istiyorsunuz. Bu seti sepetinize ekleyip sipariş verebilirsiniz. Bu set size komple gelecektir. Mesela yine burada özel makinalar dedim. Bakın kargo masraflarından kurtulabilmek için elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela alt segment makinalarda işte diyelim ki hobidaşımız makineyi aldı X bir yerden. İşte şu anda bir yanlış hatırlamıyorsam 1200 lira civarlarında FX'ler. Şimdi oradan aldı. Kargoyla ona geldi. Bunu şimdi modifiye yaptırmak istiyor bana. Kargoyla bana gönderiyor. Ben modifiyesini yapıyorum. Tekrar kargoyla ona gönderiyorum. Yani iki defa kargo ücreti ödüyor. Kargo ücretleri de maalesef arttığı için bayağı bir külfetli, maliyetli bir hal alıyor. Onun için ben de sizlere ne yapıyorum? Gidiyorum sıfır ürünleri satın alıyorum. Getiriyorum modifiyesini hiç kullanılmadan, sıfır bir şekilde hiç kullanmadan modifiyesini yapıyorum. Güzel bir şekilde hazırlıyorum. Ve sizlere uygun fiyatlara direktman 4 artı 1 olarak modifiyesi yapılmış bir şekilde sıfır hazır sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu daha uygun, maliyeti düşük oluyor. Ama siz işte başka yerden alıp gönderdiğiniz zaman biraz daha maliyet artıyor. Şimdi alt segment makine olduğu için de kargo parası bile işte gittisi geldisi vesaire bir dünya masraf ortaya çıkıyor ve maliyetler maalesef artıyor. O yüzden de ben de böyle bir artık oluşuma gittim. Sizlere ne kadar uygun fiyatlı elinize ulaşırsa daha kısa zamanda daha uygun fiyata daha zahmetsiz bir şekilde elinize ulaşmış olacak. Tabi isteyenler buradan işte siparişini verip alabilirler. Ha burada şimdi mesela ne olur? Yani hemen o gün kargo yapılamayabilir. Yani ortalama 3 gün 4 gün içerisinde bu kargo yapılacaktır. Zaten elimde de hazırları da var. 3000'lik 4000'liklerde en çok kullanılan seriler bunlar olduğu için elimde hazırları var. Tabi dilerseniz bunların 1000'lik ve 2000'lik modellerini de zaten upgrade modifiye yapıyorum. Onlar da tabi burada olmadığı için
Binlik veya 2000'lik almak isteyen hobidaşlarım da benimle direktman iletişime geçebilirler. Belki yeri gelir onları da buraya yüklerim, koyarım. Direkt buradan sipariş verip alabilir hobidaşlarım. Yani hobidaşlarım durum bu şekilde. Mesela yedek parçalara geldik. İşte Daiwa'nın rotor teli, kefalet teli deneye geçir. Airbell sisteminde. İşte Infinity Antiverse yedek parçası. Bunların hepsi orijinal parçadır hobidaşlarım. Direkt Japonya'dan getirtiyorum. Kol mesela gelmiş, direkt satılmış. Şu anda stoğu yok maalesef. Ninja'nın yedek makarası direkt satılmış. Yedeği yok maalesef şu anda. Pardon, stoğu yok maalesef. Bunun gibi ürünler elimde zaman zaman olacak. Hatta var bir sürü, işte yüklemeye de fırsat bulamıyorum. İnşallah bunların hepsini geliştireceğiz arkadaşlarım. Hep beraber güzel işler yapmaya çalışıyorum. Buradan da yan ürün kategorilerinden buradan kısaca Nexoil yağlarının sekmesine gidebilirsiniz. Hangisini seçmek istiyorsanız, işte Nexoil Salt Water Drag Kalamı Pulu Gres yağını seçmek istiyorsunuz. Direkt bastınız. Karşınıza çıktı. Açıklamalarını görmek için üstünü tıkladığınızda ürünün özellikleri ve açıklaması da buraya çıkmaktadır. Evet arkadaşlarım, yani kısacası özet olarak bu şekilde sizlere paylaşmak istedim. Burada bakın sosyal medya hesaplarım var. İsteyenler hemen buradan basıp da mesela Instagram bastığınız zaman direkt ben sizleri sosyal medya hesabına yönlendirir. Gördüğünüz gibi şu anda internet biraz yavaş çekiyor galiba. Burada işte paylaştığım videolar, resimler, bilgiler karşınıza çıkar. Yani burada işte TikTok hesabım, Facebook hesabım, yani YouTube hesabım hepsi mevcuttur hobidaşlarım. Evet, bu şekilde kısaca paylaşmak istedim. Evet, web sitemizde kısaca özet olarak böyle diyeceğim ama gene bayağı uzun bir süre anlatmışım ya. Benim de kısa özetim bu oluyor hobidaşlarım. Yani detaylı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu zamana kadar hobidaşlarım herhangi bir işte çekilişli vesaire şudur budur yapmadım. Biraz ayıp oldu diye düşünüyorum ama bir ara çekiliş yapayım diye düşündüm ve buna bile muhalefet olanlar oldu. Ben de vazgeçtim. Onun için şimdi çekiliş yapmayacağım aslında. Çekilişe biraz ben karşıyım. Şöyle karşıyım. Şimdi beni hobidaşım bu kanalı ilk açtığımdan beri takip ediyor. Videolarımı seyrediyor. İşte yorumlar yapıyor. Bana destek oluyor. Ama şimdi sadece çekiliş yapacağım zaman çekiliş için abone olan hobidaşlarımız oluyor. Çekiliş yapıldıktan sonra terk edip gidiyorlar. Yani bunları biz çok görüyoruz böyle. Biraz bana gülünç geliyor. Hani vur kaç hesabı gibi geliyor. Yani çıkar hesabı geliyor. Niye? Yani işin gerçeği bu. Çıkar hesabı geliyorsun, abone oluyorsun, çekip gidiyorsun. Ya şimdi ama diyelim ki bir de ürün hediye ona çıktığını düşünün. Ürünü de aldı gitti. Abonelikten de çıktı. Kime ne faydası var? Kimseye bir faydası yok. Ben onun için çekiliş yapma taraftarı değilim. Şöyle bir hediye vereceğim. Yani son mesela 5 videom içerisinden bir soru soracağım. Beni gerçekten takip eden hobidaşlarım bu soruyu ilk olarak yorumların altına yazdığı zaman, tabii bunu da canlı yayında yapacağım. Yani canlı yayında o soruyu soracağım. İlk olarak cevap verecek olan hobidaşım da hediyesini benden alacak. Bakalım kimler ne kadar takip ediyor. Gerçekten videoları yani seyretmek için mi seyrediyorlar? Yoksa gerçekten bilgiyi almak için mi seyrediyorlar? Yoksa sardırı sardırı mı seyrediyorlar? Atlıya atlıya mı seyrediyorlar? Çok merak ediyorum. Şimdi geçen de bir video yapmıştım. Ya bütün işte son bu Nexo'yu Salt Water Kılavuz yağını çıkarttım da detaylarını anlatıyorum. 1,5 saatlik video çektim. Şimdi o videoda ya her şeyini anlattım detaylı olarak. Altına arkadaşımız yazmış. Abi uygulamalı olarak da işte nasıl kullanılacağını gösterecek misin? Ya ben 1,5 saat ne anlatmışım orada? Her şeyi detaylı olarak, uygulamalı olarak da göstermişim. Hem de 3 çeşit makine üzerinde göstermişim. Ya enteresan enteresan. Şimdi çekiliş yaptım. Hiçbir şekilde videoları seyretmeyen işte böyle bir hobidaşımız, arkadaşımız geldi. Çekilişte de ona çıktı hediye. Aldı gitti. Tamam veletler. Amin. Kime ne faydası var? İşte ben bu yüzden çekiliş yapmaya karşıyım hobidaşlarım. Bir soru soracağım canlı yayında. O soruma kim doğru cevap verirse ilk önce canlı yayında oraya yazarsa ona
O hediyemi takdim edeceğim. Bakalım neler olacak. Hemen hediyeyi de göstereyim hobidaşlarım. Benim sponsorum falan yok tabii. Ben öyle büyük şirket falan değilim hobidaşlarım. Kendi işte karınca kararınca sizlere bir hediye vermek istedim. Onu da şöyle göstereyim. Bakın 2.40 boyunda 10.50 atarlı Ruiji'nin bir kamışını hediye olarak vereceğim hobidaşlarım. Jeking 2.40 10.50 atarlı sıfır kamış tabii ki hobidaşlarım. Yani ben bunu kullanmadım, denemedim, denemek için almadım veya eşantiyon olarak filan vermediler. Yani onu yanlış anlamayın sakın. Yani neden bu markayı hediye filan veriyor diye de şimdi belki yorumların altına filan yazarlar. Ya benim gücüm buna yetti. İçimden bu geçti. Bunu hediye edeceğim hobidaşlarım. Yani açıkçası bu. Yani kalkıp da ben bir Shimano Moonshot filan veremem. Yani veya Daiwa AGS filan veremem yani. Benim gücüm buna yetiyor. Evet, kamışımız bu şekilde görüyorsunuz. Eva sapı var. Makine yatağı şu şekilde. İnşallah net çıkıyordur. Şöyle. Dediğim gibi Ruiji Jacking 10.50 2.40 boyunda. Bakın halkaları da Fuji olduğunu belirtiyor. Bu kamışı hediye olarak vereceğim. Tabii çekiliş yapmıyoruz. Dediğim gibi yapacağız. Evet. Şu şekilde. Halkaları Fuji'dir hobidaşlarım. Valla benim içimden bu geldi. Gücüm de buna yetti. İnşallah hayırlısı olur. Ne diyelim. Dediğim gibi yapacağız. Yalnız yani son 5 videomun içerisinden bir soru soracağım. Canlı yayında. O canlı yayında işte kim ilk önce soruya doğru cevap verirse orada yazarsa yoruma o zaman bu kamışı ona kendisine hediye edeceğim, göndereceğim hobidaşlarım. Kargo ücreti ondan mı olsun? Öyle yapıyorlar ya. Kargo ücreti hariç. Yo, kargo ücreti de benden hobidaşlarım. Yani sonuçta hediye göndereceğim. Yani hediye gönderirken de bunun şu parasını ver diyemem. Yani şimdi bazen yarışmalarda da falan oluyor ya. İşte araba hediye ediyoruz. Veyahut da işte motosiklet hediye ediyoruz. Vergisini sen ödeyeceksin. Yani ben öyle bir şey yapmayacağım hobidaşlarım. Kargosu da bana ait. Vergisini de size verdirtmeyeceğim. KDV'si filan her şeyi bana ait. Evet hobidaşlarım. Bu da böyle olsun. Şimdi bu canlı yayını ne zaman açalım acaba? Şöyle hemen bugün şöyle bir bakalım. Kurban Bayramı'ndan önce hediyemizi verelim hobidaşlarım. Kurban Bayramı ne zaman? 16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı. Biz bunu tabii ki bir hafta önce bu canlı yayını yapalım. Yani 9 Haziran Pazar günü canlı yayınımızı yapalım. Ondan sonra hediyesini gönderelim hobidaşlarım. Öyle yapalım. Yani 9 Haziran Pazar günü inşallah bir aksilik olmazsa eğer canlı yayınımızı yapalım. Şimdi bu hediye için de ben yani böyle şuraya abone olun, şu sayfamı destekleyin, işte beğeni yapın, bilmem ne böyle şartlar şurtlar koşmayacağım. Çünkü yani çekiliş falan yapmayacağım. Bakalım kimler ne kadar bizi gerçekten takip ediyormuş. Öyle şuraya abone olun, buraya abone olun falan demeyeceğim. Yani benim çünkü öyle şeylere ihtiyacım yok. Yani şimdi mesela ben mekanik balık olarak bir kanal daha açtım. Ama bunu kendim kimseye söylemedim. Reklamını da yapmadım. İşte oraya abone olun şartını da koşmuyorum. Destekleyecek olanlar zaten gönülden gelerek desteklesin. Yoksa ben böyle şart şurt koşarak desteklemenin bir anlamı yok ki. Zaten o zaman adam abone olacak. Ertesi gün çıkacak gidecek. Yani bir anlamı yok yani. Onun için ben öyle şuraya abone olun, işte şu şartları gerçekleştirin vesaire böyle abidik gubidik şeyler söylemiyorum hobidaşlarım. Bu videomuzda bu kadar olsun hobidaşlarım. Her zamanki gibi söylüyorum yine. Her zaman ne diyoruz? En iyi makine bakımı yapılan makinedir.
oltası suda olan herkese rastgele.